Bu videoda doğru denkleminden eğim ve y ekseni kesim noktasını bulma ile ilgili birkaç alıştırma daha yapmak istiyorum. İsterseniz kolay bir örnekle başlayalım. Elimizdeki denklemin y eşittir 5x artı 3 olduğunu düşünelim. Bana bu örnekteki eğim ve y ekseni kesim noktasının ne olduğunu siz söyleyebilir misiniz? Eğim kesim noktası formundaki bir denklemin y eşittir eğim için kullanılan m çarpı x artı y ekseni kesim noktası için kullanılan b olduğunu hatırlayacaksınız. O halde bu denklemdeki x'in katsayısı m yani eğim 5'e eşit. b de sabit terim yani 3'e. Bunun da y ekseni kesim noktası olduğunu not edelim. Evet az önce de söylediğim gibi bu kolaydı ama isterseniz bundan daha zor birkaç örnek daha yapabiliriz. Mesela y eşittir 5 artı 3x. Bana bu doğrunun eğimi ve y ekseni kesim noktasının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu denklemin az önce yazdığımızdan farklı olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. Burada 5x yerine 5 ve 3 yerine de 3x var ve eğer bunu da bunun gibi yazmak istersek bunların yerini değiştirmemiz yeterli olacak toplama işlemi olduğu sürece bunun aslında çok da önemi yok. Bunu y eşittir 3x artı 5 olarak da yazabiliriz. Böyle yazınca da eğimin 3, y ekseni kesim noktasının da 5 olduğu daha net anlaşılıyor. Hadi bir tane daha. y eşittir 12 eksi x. Şimdi hadi hemen videoyu durdurun ve bu doğrunun eğim ve y ekseni kesim noktasının ne olduğunu da kendi kendinize bulmaya çalışın. Bu denklem de buradakine benziyor öyle değil mi? Standart eğim kesim noktası formunda x'li terim sabit terimden önce geldiği için bunu da o hale getirmek istersek y eşittir eksi x artı 12 yazabiliriz. Denklem bu hale geldiğinde de sabit terimin b yani y ekseni kesim noktası olduğunu biliyoruz. Not ediyorum. y ekseni kesim noktası eğim ise x'li terimin katsayısıdır. Ama buradaki eğim nedir dersiniz? x'in önünde sadece bir eksi işareti var. Bu durumda katsayısı ne olabilir? Eksi x ile eksi 1 çarpı x aynı şeydir. Başka bir deyişle buradaki eğim eksi 1'dir. Peki bir örnek daha yapmaya ne dersiniz? Bu sefer de y eşittir 5x denklemini inceleyelim. Buradaki eğim ve y ekseni kesim noktası nedir? Bu denklem buradakilerin hiçbirine benzemiyor öyle değil mi? İncelediğimiz diğer tüm denklemlerde iki tane terim vardı ama burada eşittir işaretinin sağ tarafında sadece tek bir terim var. Aslına bakarsanız bu denklemi 5x artı 0 olarak da düşünebiliriz. Böyle yazdığımızda da y ekseni kesim noktasının 0 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Eğim x'li terimin katsayısı olduğuna göre o da 5'e eşit. Hadi son bir örnek daha. y eşittir eksi 7. Bu doğrunun eğim ve y ekseni kesim noktası ne olabilir? Yine az önceki denklem gibi. Bu da buradaki diğer denklemlere pek de benzemiyor. O halde benzer bir mantıkla bunun da y eşittir 0 çarpı x eksi 7 olduğunu düşünebiliriz. Denklem bu hale geldiğinde y ekseni kesim noktasının eksi 7, x'li terimin katsayısı olan 0'ın da eğim olduğunu söyleyebiliriz. Mantıklı değil mi? x'teki belirli bir değişim için y'deki değişim 0 çünkü bu örnekteki y her zaman eksi 7'ye eşit.